Buna var mısınız? 31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz? Yozgat'ın büyümesine, gelişmesine, kronik sorunlarından kurtuluşuna destek verecek misiniz? Bu defa şehremin olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli adaylarını il merkezinden ilçelere kadar yetkilendirecek misiniz? Yozgat Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Erdemir'dir. Ve hepinize emanetimizdir. Akdağ Madeni Belediye Başkan adayımız Sayın Nezih Yalçın, Aydıncık Belediye Başkan adayımız Sayın Selahattin Özdemir, Boğazlıyan Belediye Başkan adayımız Sayın İbrahim Tamer, Çandır Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Emin Murat, Çayıralan Belediye Başkan adayımız Sayın Kıyasi Başgül, Çekerek Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Bal, Kadışehri Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Doğru, Saraykent Belediye Başkan adayımız Sayın İdris Ögel, Sarıkaya Belediye Başkan adayımız Sayın Ömer Açıkel, Sorgun Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Erkut, ikinci Şefaatli Belediye Başkan adayımız Sayın Müjdat Karaca, Yerköy Belediye Başkan adayımız Sayın Abdullah Altundaş, Cumhur İttifakı'nı temsilen Yeni Fakılı Belediye Başkan adayımız ise Sayın Yalçın Karadavut'tur. İl Belediye Başkan adayımıza, ilçe ve belde belediye başkan adaylarımıza üstün başarılar diliyor. Hepsinden müjdeli haberler bekliyorum. İnanıyorum ki Yozgat bu sefer MHP diyecektir. Yozgat bu defa MHP'de buluşacak, özlemlerini MHP ile giderecektir. Yozgat ehline emanet edilecektir. İnancım budur, beklentim budur, ümidim budur. Sağduyunun birlikteliği Yozgat'ta varlığını gösterecektir. Yozgat güvenilir bir iradeyle önümüzdeki 5 yıl yönetilecektir. Derlenecek, toparlanacak, çok güçlü bir mesaj verecektir. Yozgat bir ilçemiz haricinde Cumhur İttifakı'nın kapsamında değilse de ilkelerimiz, hareketimiz, dilimiz, üslubumuz, söz ve değerlendirmelerimiz Cumhur İttifakı'nın doğasına birebir ve mutlaka uygun olacaktır. Çünkü beka için milli karar, cumhur için istikrar diyoruz. AK Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz. Ayrımız yok, gayrımız yok, ihtilafımız yok. Cumhur İttifakı istikbalin mimarıdır. Cumhur İttifakı Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşacaktır. Yozgat'ta zillete yer yoktur, umut yoktur, icazet asla olmayacaktır. Muhterem vatandaşlarım, aziz dava arkadaşlarım, 31 Mart 2019 tarihinde sandık başına gideceksiniz ve yerel yönetimleri kimlere emanet edeceğinizi belirleyeceksiniz. Bu defaki yerel seçimler hayati derecede önemlidir ve bundan önceki yerel seçimlerden farklıdır. Kim ne söylerse söylesin, 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Bu seferki seçimler ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hakim olmasına yol açacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açmak isteyenler boş durmuyor. 24 Haziran seçimlerinin rövanşını almak isteyenler el ovuşturuyor. Milli birlik ve beraberliğimize hasım odaklar 31 Mart'ta kaos ve
ve kriz gözüyle bakıyorlar. Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olanlar her çirkefle, her çürümüşle tevessül ediyorlar. İstikrardan korkanlar son şanslarını deniyorlar. Son kozlarını oynuyorlar. Huzur ve refahı milletimize çok görenler pusuda. Bekamızı tehdit edenler kuyrukta. Geleceğimizi kundaklamak isteyenler iftiralara sarıldılar. Güçlü Türkiye arzumuzu kıskananlar zilletin safında toplandılar. Lider ülke Türkiye ülkümüzü yok sayanlar kapı kapı fitne taşıyorlar. Hepsini görüyor, hepsini biliyor, alayını tanıyoruz. Çok şükür karanlık çevrelerin tekerine çomak sokuyorsunuz. İç ve dış fesat odaklarının ezberlerini bozuyorsunuz. Hepsini birden uykularını kaçırıyorsunuz. Kaos tüccarlarını zelzele gibi sallıyorsunuz. Kriz havarilerini şaşkına çeviriyorsunuz. Çünkü bozokun yiğit evlatlarına karanlık senaryolar sökmez. Yozgat zillet zehrini yutmaz. Zillet burada dikiş tutamaz, kök bulamaz. Hele hele Yozgat'ta ihanet asla barınamaz. CHP, HDP, SP, İP, ÖDP bir olmuş, birlikte olmuş, mahvımızı planlayanlarla omuz omuza vermişlerdir. Sırtlarını Kandil ve Pensilvanya'ya dayamışlardır. Normal şartlarda birbirlerine selam vermeyecek olanlar zillet kafilesinde buluşmuşlardır. Hedefleri Türkiye'nin istikrarsızlığıdır. Hedefleri bölünme senaryolarına çanak tutmaktır. Gayeleri Türkiye'yi geriye götürmektir. Bunları yaparken PKK'nın siyasi uzantılarıyla hareket etmekten gocunmuyorlar. Belediye meclis üyelikleri üzerinde kirli pazarlıklar yapıyorlar. Belediyelerde yeni bir çukur ve hendek siyasetine kapı aralıyorlar. HDP, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Bursa gibi büyük şehirlerde belediye başkan adayı çıkarmıyor. Amaçlarını da açık açık ifade ediyorlar. Diyorlar ki Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da ise AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz. Bu hainlerin dediğine bakar mısınız? Cumhur öldü mü ki Kürdistan'dan bahsediyorlar? Bozok yaylasının yiğit evlatları tükendi mi ki bölücülüğün düdüğünü çöktürebiliyorlar? Ey densizler, bire gafiller, zillet oradaysa millet burada. İhanet oradaysa Yozgat burada. Eğilmez başıyla, bükülmez bileğiyle Türk milleti burada, bu meydanda. Bizler çağ açıp çağ kapatan bir ruhun devamıyız. Ateşli ve tavizsiz bir heyecanımız var. Cesur bir yüreğimiz var. İman ve sevda dolu bir kalbimiz var. Hiçbir zalime minnet etmeyecek bir asaletimiz var. Geri adım atmayacak bir kararlılığımız var. Hiçbir kötü niyetli çevre yıkımın, yok oluşun hayalini kurmasın, böylesi bir yanlışa düşmesin. Türk milleti dün boyun eğmedi, yine eğmeyecek. Dün teslim olmadık, yine olmayacağız. Dün korkmadık, yine korkmayacağız. Görüyor ve şahit oluyoruz ki ne kadar Türkiye karşıtı varsa çevremizde toplanmış durumda. Ne kadar kumpasçı, komplocu, yıkım senaristi, dağılma figüranı, hiyanet taşeronu varsa faaliyet halinde.
alayı birden karşımıza dizilmiş, ülkemize parmak sallıyorlar. Alayı birden ülkemizi kaosa sürüklemeye gayret ediyor. Şimdi bizim karşımızda iki seçenek var. Ya hep birlikte olacağız ya da hep birlikte yok olacağız. Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız. Allah'ın izniyle tarih boyunca esareti kabul etmemiş bir millete yakışan neyse zamanı gelince biz de onu yapacağız. Devletimizin ve milletimizin bekası için her şeyi göze alacağız. Saldırı altındaki Türklüğün, ezilmek istenen Türk milletinin tarihi haklarını korkusuzca savunacağız. Dün yaptık, bugün de aynısı tekrar yapmaktan çekinmeyiz. Ekonomik mahvumuzu isteyenler pusudalar. Kaos ve kriz sevdalıları tedavüldeler. Bölünmemizi bekleyenler el ovuşturuyorlar. Bunların alayına Yozgat'tan bir cevap verelim. Gök kubbe çınlasın, hainler ürksün, zalimler titresin. Öyle bir cevap verin ki fitneye düşenler ayılsın, bozgunculuk yapanların dili tutulsun. Soruyorum sizlere, bayrağa sahip çıkacak mısınız? Vatana sahip çıkacak mısınız? Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Milli bekaya sahip çıkacak mısınız? Bu haykırışınız geleceğimizi aydınlatıyor. Gücümüze güç katıyor. Allah'a şükürler olsun ki bu vatan sahipsiz değildir. İşte Yozgat bunun canlı ispatıdır. Bu aziz millet çaresiz değildir. İşte Yozgat bunun güvencesidir. Yozgat suskun değildir, durgun değildir, yorgun hiç değildir. Polonya'da yaşayan 21 olan Furkan evladımızı şehit eden alçak teröristlere, yol yürüyenlere Yozgat hesap soracaktır. Bebek katilleriyle siyaset yapanlara Yozgat dünyayı dar edecektir. Ezanla dalga geçen, Kürdistan'a göz kırpan CHP'ye Yozgat haddini bildirecektir. HDP ile aynı karede olan İP'e Yozgat tahammül etmeyecek, sabır göstermeyecek, kurulan şer oyunları mutlaka bozacaktır. Aziz vatandaşlarım, muhterem dava arkadaşlarım, Türkiye içte ve dışta büyük bir tehdidin kapanındadır. Etrafımız vahşi emellerle kuşatılmıştır. Türkiye siyasi, sosyal ve ekonomik çembere alınmıştır. Milli bekamız bıçak sırtında, milli güvenliğimiz diken üstündedir. Biz birlik için beka diyoruz. Biz gelecek için beka diyoruz. Biz istiklal için beka diyoruz. Biz namerde muhtaç olmamak için beka diyoruz. Ve biz ebediyete kadar yaşamak için beka kararındayız. Zillete boyun eğmeyiz. Zalime umut bağlamayız. İllete geçit vermeyiz. Türkiye'nin yükselişini engellemek isteyenlere fırsat tanımayız. CHP Genel Başkanı YPK'yi aklaya dursun. Biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız. CHP, HDP, İP, SHP, ÖDP boncuk gibi dizilmiş Kandil'in yörüngesine Pensilvay'ın dümen suyuna girmiştir. CHP PKK'yı besiye çekmiş, kuluçkaya yatırmıştır. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Bunlardan bir yol olmaz. Atatürk'ün CHP'sinin PKK'lılarla bir araya geldiğini görmek
bu partinin geçmiş açısından utanç kaynağı, rezalet yumağı, yüz kızartıcısıdır. Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuvayi Milliye değil, olsa olsa Kuvayi İnzibatiye'dir. Sağduyulu CHP seçmenlerine açık çağrımdır. Bu Kılıçdaroğlu'ndan kurtulun. CHP'ye çöreklenmiş defolu siyasetçileri sırtınızdan atın. Atatürk'ün posterlerini bebek katilinin kanlı ve karanlık resimleriyle yan yana getirenden CHP'li olmaz. Hani diyorlar ya, CHP'nin yanlışları Ağrı Dağı'nı da açtı diye. Ne Ağrı Dağı? Bunların yanlışı Everest'i de geçti, Everest'i. CHP'ye oy veren vatandaşlarım kimsesiz değildir. Cumhur İttifakı onları da kucaklayacaktır. Umutlar diridir. Umut varsa istikrar ayaktadır. İP'in, PKK'nın siyasi uzantılarıyla al gülüm ver gülüm ilişkisi ayyuka çıkmıştır. Sözde Iğdır'da aday çıkarmamışlardı. Ama Kandil'in Iğdır adayı İP'in aday çıkarmamasına teşekkür ederek karşılık vermiştir. Meral bunlara kardeş, Temel yandaş, Kemal ise yoldaşlık yapmıştır. Bu vesileyle bir zamanlar partimizde bulunmuş ve bir sebepten dolayı ipe gitmiş, bundan dolayı da şu anda pişmanlık duyan kardeşlerime açık çağrımdır. Zillete ortak olmayın. Yanlışa kucak açmayın. Gelin helalleşelim ve 2023'ün lider Türkiye ülküsüne birlikte yürüyelim. Biz milli beka davasına sonuna kadar savunacağız. Biz Türk milleti için her fedakarlığa hazır olacağız. Cumhur İttifakı milli istiklalin namusudur. Cumhur İttifakı milli istikbalin müdafaa ruhudur. 16 Nisan halk oylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurum, kural ve esaslarıyla yerleşmesi, kökleşmesi ve istikrar içinde konusunda azimliyiz, kararlıyız, taviz vermeyecek bir iradeye sahibiz. Geri dönüş yok, tavsama yok, gevşeklik hiç yok. Cumhur İttifakı 31 Mart 2019'da mali idareler seçimlerinin sonuçları ne olursa olsun yaşayacak, var olacaktır. Buna hiç kimse engel olamayacaktır. Nifak tutmayacak, tahrikler sonuç vermeyecektir. Cumhur İttifakı Türkiye'dir, istikbalimizin güvenidir, istiklalimizin güvencesidir. Yeni hükümet sistemiyle birlikte Cumhur İttifakı'nın varlığını milli bekamız için mecburi görüyoruz. Birliğimiz ve dirliğimiz için hayati sayıyoruz. Şimdi sizlere soruyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Sayın Mehmet Erdemir'e oy verecek misiniz? Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'ne sahip çıkacak mısınız? Evet. Milli bekaya sahip çıkacak mısınız? Evet. Söz veriyor musunuz? Evet. Bu evetler gücümüze güç katıyor, bizlere şevk ve heyecan veriyor. Allah sizlerden razı olsun. Allah birinizi bin etsin. Yozgat'ta zillete öyle bir ders verin ki kaçacak ve saklanacak yer arasınlar. 31 Mart'ta mührü öyle bir vurun ki 1 Nisan sabahı şuurlarını hepten yitirip şaka sansınlar, uzun süre kendilerine gelemesinler. Son kez soruyorum. PKK ve HDP ile yan yana duran CHP ve İP'e sandıkta ceza kesecek misiniz? Zilletin bedelini ödettirecek misiniz? Zillete dünyayı dar edecek misiniz?
Yozgat'ta bu kez MHP diyecek misiniz? İşte bu evetler 31 Mart'ın müjdesidir. İşte bu evetler 31 Mart'ta zilletin sonunu getirecektir. Gayret bizden, takdir Yozgatlı kardeşlerimden. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Beka için milli karar, Yozgat için istikrar. Yozgat ehline emanet, sizlere güveniyorum. Yozgat'a inanıyorum. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ziyaretleriyle ilimizi şereflendirin. Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı Mehmet Bahçeli Bey, belediye başkan adayımız Mehmet Erdemir'i sizlere, Yozgatlılara emanet ediyor. Saygıdeğer genel başkanımızı bugünkü Kırıkkale ve daha sonraki yurt gezilerine uğurluyoruz. Yolunuz açık olsun sayın genel başkanım. Yozgatlı hemşehrilerimiz sizi saygıyla, hürmetle uğurluyor. Yolun bahtın açık olsun ilke.